Evet, herkese tekrardan merhabalar. Bugün 3 Haziran 2022. Bugün yine sizlere ilginç bulduğum bir bitkiyi göstereceğim. Şu anda peki neredeyiz? Burası Samsun Baruthane Mahallesi ile Kalkanca Mahallesi'nin tam kesişimi. Aşağıda Ihlamur Bulvarı var, görüyorsunuz. Güzel güneşli bir gün. Şimdi 2-3 gün önce fark ettiğim bir bitkiyi size tanıtmak istiyorum. Adı gazel otu. Şöyle bu yamaçta kendiliğinden çoğalmış durumda görülen bir bitki. Gazel otuyla ilgili tabi literatürde ne kadar bilgi var henüz çok iyi bilmiyorum ama şimdi şu yamaç alanda yaklaşık olarak 18 tane birey sayabildik. Ben şöyle şimdi şuraya tırmanıp bitkiyle ilgili size detaylı bilgi vereceğim. İstersen ben alayım kamerayı. Tamam. Olur mu? Evet, yamaya çıkabildik. Şimdi gazel otunun şöyle güzelliğini anlatmakla bitmez. Şu çiçek yapısını görüyorsunuz. Bakın aynı geyiğin kulakları, geyiğin boynuzları ve sanki yüz kısmıymış gibi damarlanmasını görüyorsunuz. Burada 5 tane taç yaprağı mevcut. Alttan bakıyorum. 5 tane de çanak yaprak mevcut. Evet. Stamenler ...9-10 tane de stameni mevcut. Şöyle kıvrılmış vaziyette. İçerisinde de tabi stigma var ama stigma boyu kısa. Şurada açılmış açılmış çiçekleri şöyle yakından istersen şöyle göster. Henüz açılmamışlar yukarıda. Alttan beri açılmaya başlanıyor. Boyu yaklaşık olarak 60 cm. Tek gövde üzerinde yükselmiş. Şöyle görüyorsunuz. Yapraklar parçalanmış yaprak modelinde. Yani karşılıklı dizilmiş. Mızrağımsı bir yapısı var. Şöyle kokusuna bakıyorum. Böyle limon bitkisi gibi kokuyor. Zaten bu bitkinin şöyle bir özelliği var. Aşırı derecede eterik yağ salgılayan bir bitki. Geyik otu, gazel otu şeklinde isimlendirilmiş. Yani Samsun'da bu bitkinin olduğunu görmüş olmam beni çok sevindirdi. Açıkçası daha önce hiç görmemiştim. Şu anda bunu burada da görmüş olmam beni çok mutlu etti. Bu yüzden paylaşmak istedim. Belki bu bitkiyle ilgili çalışmak isteyen araştırmacılar olabilir. Burası Samsun Baruthane Mahallesi yamacı. Karşı taraf Kalkancı Mahallesi. Şöyle görüyorsunuz. Burası da 15 Temmuz Köprüsü. Hemen yamada kendiliğinden çıkmış bitkiler. Bu bitkileri peki burası genelde belediye görevlileri tarafından çimleri biçiliyor ama bunları inşallah biçmezler. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Videoyla ilgili görüşü olan, bu bitkiyle ilgili görüşü olan arkadaşlar videonun altına yorum yazabilirler. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum.